19-25 Haziran haftası haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Güzel, keyifli, huzurlu, ülkemizdeki deprem olayını unutmadan hayata devam etmemiz gerekiyor diyorum. Sevgili koçlar, nasılsınız? Her şey istediğiniz, dilediğiniz şekilde hayatınıza renk katsın istiyorum. Bu ara kendi içsel dünyanızda insanlarla ilgili yaşadığınız bazı sorunları gözden geçirerek onları çözmek için doğru adım atacaksınız. Ve unutmayın ki iş hayatınızda uzun süredir problemler, sıkıntılar ve bitmeyen sorunları çözmek için bu hafta size ayrıcalıklı bir hafta söz konusu olacak. Daha objektif bakarak, kendimize ait alanları kontrol ederek devam etmemiz gerektiğini uyarıyorum. Evet, kurumsal ya da devlet alanında çalışıyorsanız, bulunduğunuz noktanın karışık düzensizliği ve sistemsizliği sizi çileden çıkartıyor olabilir. Aynı şekilde insanlarla konuşurken insanın agresif tavırları sizi fazlasıyla kasvete boğuyor olabilir. Ama siz hak ediliş ya da bunlar için büyük bir mücadeleye tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü Mars Aslan seyrinde olduğu için siz de artık enerjinizi, egonuzu, iş hayatınızı fazlasıyla dengeli şekilde ilerleyebilirsiniz. Hedef noktanız yurt dışı, yurt dışı ile ilgili iş bağlantılarımızla alakalı noktada Merkür'ün ikizlerde olması ve hayatınızla alakalı son zamanlarda konuşamadığınız dengeleri daha iyi sağlayacağınız gözüküyor. Ve çıkmaya karar veren sevgili koç burçları mümkün olduğu kadar daha sakin ve daha kontrollü şekilde. Çünkü istediğiniz yerde henüz, istediğiniz alandan henüz bir teklif yok. O yüzden acele ederek hayatınızı ziyan etmenizi istemiyorum. Ve 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu seyrinde oluşacak. Ve bu da bizim daha duygusal, daha toprağımız, daha işimiz, daha evimizi temsil eden noktaları sergileyecek. Yani iş konularımızla ilgili daha göz açık pek olacaksınız. Hızlı ve radikal karar verdiğiniz noktalarda sık dokunmanız gerektiğini söylüyorum. Kendi işinizi kurmak, yeni bir iş alanı ile ilgili büyük bir mücadeleniz varsa hayırlı ve uğurlu olsun. Bu fırsat çok iyi ve geçmiş beklediğiniz bir yakın dostunuzdan size desteğiyle birlikte iş hayatımızda daha olumlu süreçler bekliyor. İş gereği gireceğimiz sınavlar ya da mülakatta olduğunuz evrelerde tam temas ve göz teması ve iletişimi daha sakin ifade ettiğinizde oluşturmak ve yurt dışı ile ilgili tüm imkanları sağlayacaksınız. Ve ortaklı işlerde de ekonomik yaşadığımız krizleri göz önünde bulundurmanız lazım. Sevgili koçlar, para konusunda gereksiz harcamalardan çok ekonomik dengenizi toparlayıp bazı noktaları halletmeye çalışıyorsanız zorlu bir dönem. Evet, haklısınız ama siz hedeflediğiniz birçok nokta Rabbim katında da gökyüzü katında da sizi destekleyecek, korkmanıza gerek yok. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara her iki tarafında iş hayatının yoğunluğu ve aynı şekilde çocuk ve ev düzeniyle ilgili biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini uyarıyor. Tatil planı ve yolculuk planı ve şimdiden deniz hayali kuran sevgili koçlar, yolunuz güzel ve hayırlı olsun ama özellikle memleketine ya da toprağına gidecek sevgili koçlar, orada geçmiş anılar, geçmiş diyaloglar size ayrı bir renk katacak. Gözünüz, yolculuğunuz ve dikkatli olarak gitmenizi temenni ediyorum. Ve duygusal anlamda yaralandığınız ve bir türlü bu dengeyi oturtamadığınız konularda özellikle Neptün balık seyrinde olacağı için ve güneşle kare yapacak 19 Haziran'da ikizlerdeki güneşle bu şunu gösterir. Hayatınızla ilgili buğulu baktığınız, duygusal baktığınız noktaları bir gözden geçirerek nerede hata yaptığınızı bulmanız gerektiği, bu nişanımız olur, uzun soluklu ilişkimiz olur, karşı tarafı pohpohlamaktan, idare etmekten değersiz hissetmeye başladınız. Bunların yönünü ve yörüngesini görmeniz gerektiğini uyarıyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için de çok doğru karar verin. Geçmiş yaralarınız tekrar bir yarayı kaldıramıyor. O yüzden bunları da doğru bir şekilde enerjimizi düzeltmemiz lazım. Aynı şekilde uzun soluklu ilişkilerde ailede yaşanan krizleri düzeltmek zorundasınız. Ve yurt dışı ve ilişkinizle yurt dışına gitmek istiyorsanız bu imkanlarla ilgili büyük mücadele bekliyor. İlişkileri kötü giden ve evliliklerinde sorun yaşayan sevgili koçlar için ve yükselen ve ay
burcu olan sevgili koçlar, burada mısınız? Buradayım yazmayı unutmayın. Bu ara ilişkinizle ilgili bir terapi alarak ilişkinizi tekrar gözden geçirmeniz gerektiği ve çocuklarla ilgili bağda baba ve anneye çok düşkün oldukları zaman oldukları için onların travmaları ileriki hayatta zarar verebilir. Evde yenilik yapmak isteyen sevgili ev hanımları, evet, özellikle parke değişimi ve mutfak dolaplarınızı değiştirmek istiyorsunuz. Hayırlı olsun. Ve satmaya çalıştığınız ya da elden çıkartmaya çalıştığınız malla ilgili de eşinizin dengesiz tavrı sizi fazlasıyla yoruyor. Bunun için biraz daha Ağustos'a ihtiyacınız var. Ailenizde ortaklı miras çözülmesi gereken kardeşlerle alakalı bağda, özellikle baba kardeşleriyle alakalı bağda büyük kaoslar söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar daha sakin, daha radikal kararlar vermeniz lazım. Ailemizde asker ya da ceza konuları ile ilgili bu dönem daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çocuğunuz askerdeyse kaçabilir ya da bir yanlış yaptıysa ceza alabilir. Bunları ön planda tutmamız gerekiyor. Evet, özellikle araç merakı olan ve değiştirmek isteyen sevgili koçlar, hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık olarak uzun süredir çözemediğimiz cilt problemlerimiz, cilt lekelenmelerimiz ve gökyüzünde artık güneş daha hareketli, sıcak olacak, koruyucu ve cilt lekelenmelerine dikkat edin diyorum. Özellikle baba kökünüzde ufak bir operasyon olacak. Sağ salim diyoruz. Sevgili gençler, hayatınızla ilgili zorlu dönemi geride bıraktınız. İnşallah isteklerinize erişmiş olursunuz. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili boğalar, yükselen ve ay burcu boğalan güzel ailem, nasılsınız? Güzellik, huzur, bereket sizlerle olsun. Ve iyi bir haftanın sevinci sizin evinizde ışık gibi de olsun diyorum. Burada yazmayı unutmayın lütfen. Evet, özellikle iş hayatınızda bulunduğunuz noktada finansal konularımız ön planda olacak. Yani maaş artışı, prim konuları, yükselme ve yer değiştirme konularımız çok hareketli olacak. O yüzden zorlayıcı finans evrenizi daha rahata oluşturmaya çalışacaksınız. Ve bununla ilgili gerçekten muhteşem sistemle kendi hedeflediğiniz maaşınız, gitmek istediğiniz işinizle ilgili kapılarınız size bu konuda destekleyici gözüküyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Hayatınızda yön verdiğiniz ve bir türlü alışamadığınız masanızla ilgili devamlı işi bırakacağım diyenler için şu an için acele etmemeniz gerektiğini ve alternatif nokta yok. Popomuzu oturtalım. Yurt dışı ile ilgili planladığınız dil eğitimleri ve bunlarla ilgili eğitim konularımızla ilgili hareket ve orada iş arayışınız da var. Bu konu imkanları için Eylül'e ihtiyacınız var. Şu an bulunduğumuz noktayı korumamız gerekiyor. Bu ara aile içerisinde ortaklı mallar çözülmesi gereken miraslar zorlayıcı ve yıpratıcı olacağını da söylemek istiyorum. Özellikle anne kökleriniz, dayılarınız, teyzelerinizle aranızda yaşanacak laf atışmalarını ailenizi koruyarak dengelerseniz sevinirim ve olayı çok fazla büyütmemeniz lazım. Kin gütme dönemi söz konusu olabilir. Evet, bu ara rütbede değişim, konum değişimi bekleyenler için özellikle Temmuz'un ortasından sonra değişecek konumlarınız, şu an yerinizi daha kontrollü ve daha sistemli belirlemenizi öneriyorum. Çünkü sizin yerinizde gözü olan insanlar var ve çevrenizde güvendiğiniz insanlar ayağınızı kaydırmaya çalışacak. Daha dikkatli telefon, yemek saatleriniz, giriş saatlerinize dikkat edelim. Özellikle de ekip arkadaşlarımızla yapacağımız dışarıdaki işlerde kendinizi daha ön plana atmanız gerektiğini ve bu konuda geride kaldığınız ve pasif kaldığınız gözüküyor. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Yurt dışı, devletle bağlantılı içerisinde olduğunuz yurt dışı hareketlerimiz, iş gereği, şehir dışı yolculuklarımız çok fazla olacak. Hatta ve hatta müdür ya da yetkili kişilerin size ünvan evresinin konuşması ve bu konuda gayet bir rahatlık evreniz. Devlet sınavınız, devletle alakalı mülakat konularımız gayet başarılı şekilde olacak. Ama aracı koymanız gerektiğini de ön planda tutmam gerekiyor. Çünkü aracısız o kapı, evet, size ışık verse de sizden daha farklı bir kişi alınabilir. Daha çevrenizde güvendiğiniz birini devreye sokmanızı öneriyorum. Ve kendi işinizi yapıyorsanız ve iş konularınızda biraz daha zorlandığınız bir evre değil, daha kazançlı ve daha keyifli. Özellikle özel sektör, kendi alanınızda yaptığınız planlama, programla, proje işlerinizin daha renk alacağını, satış ve bu tarz işlerle ilgili noktada da ekstra çevre oluşturarak işimizi büyütmek farklı. Elimizden çıkartmaya çalıştığımız bazı iş konuları var. Başka birine devretmek istiyorsunuz ama orası kazançlı. Lütfen
burayı biraz daha ön planda tutmamız lazım. Emlak, alım satım işleriyle ya da dışarıda alım satım işiyle uğraşanlarda dikkat sorunları olabilir. Biraz daha dikkat ederek işimize odaklanmamız gerektiğini uyardım. Bu ara ailenize ait topraklarla ilgili yatırım planı, toprakları düzeltmek, hani toprakları belirlemek istiyorsanız geç kalmayın. Tarımla merakı, toprak merakı, incir ağacı, kiraz ağacı dikmek, söğüt ağacı bile olabilir. Bu dönemi doğru değerlendirin ve toprağı bir değerlendirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada şimdiden eşinizin rütbe değişimi ve sizin sabit olan rahatsız olduğunuz kişinin gitmesi size mutluluk verecek ve ev taşınma konularımızın ön planda olacağı, doğru bir evi bulacağımız da gözüküyor. Ve gençler, duygusal anlamda kendi kafa karışıklığınız, odaklanamama ve güven problemi yaşıyorsunuz. İlk kez hayat arkadaşınız doğru güvenmenizi istiyorum. Bu ara uzun soluklu ilişkilerde ayrılık kararı çağrısında olanlar her iki tarafta birbirini yıpratmadan yol ayrımı içerisine girecek. Evet, hiç aşık olmadım, sevemiyorum, kimseye duygum yok diyenler için biraz daha nefes alarak doğru insanı bulmak için zaman var, merak etmeyin diyorum. Aynı şekilde söz, nişan ve evlilik tarihi, ev taşınma, ev düzeltme konularımızın çok yoğun olacağı ve aile büyüklerimizin memleket sevdası başladı. Şimdiden bunları çözerek onları söz, nişan dediğimiz evreyi tamamladıktan sonra ailemizi de köy evimize ya da yazlığımıza götüreceksiniz. Özellikle kardeş, abla, anne rahim problemi, göğüs problemi olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Bu ara çok çöp çatan grupları sizi birileriyle tanıştırabilir. Mümkün olduğu kadar o enerjiyi doğru görmeniz gerekiyor. Sevgili ev hanımları, evet, eşinizin stresli ve gergin oluşu ve sizin hayatınızı daha çok zorlaştırırsa da siz de bu enerjiye aitsiniz ve seviyorsunuz. Sadece onun biraz daha yumuşak ve koltuk formatı olmasını istemiyorsunuz. Buna sebepsizsiniz çünkü tüm sorumlulukları siz aldınız. Evde özellikle yemek takımı ya da yemek masanız ya da mutfakla ilgili dolaplarla çözülmesi gereken noktalarımız var. Hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda saç kıran, saç dökülmesi, egzama ve bu tarz kulak iltihabı mantarlarına dikkat etmemiz lazım. Evet sevgili gençler, kariyer hayatınıza doğru bir atılma, geçiş yaptınız. İnşallah güzel üniversite kapıları, lise kapıları sizin aydınlığınız olsun. Bu ara seyahatler, gideceğimiz yolculuklar bize iyi gelecek. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili ikizler, yükselen ve ay burcu ikizler olan güzel takipçilerim. Evet, yorumlarla ilgili ufak ufak notlar yazmanızı, oldu ya da olmadı, doğru ya da yanlış diye ifadeler kullanabilirsiniz. Destek amaçlı diyorum. Özellikle iş yerimizde bu hafta çok konuşmalı ve hareketli konuşmalar, sesli konuşmalar, grup çalışmaları, grup konuşmaları biraz bizi zorlayabilir. Mümkün olduğu kadar odaklanmanız gereken projelerde yer alacaksınız. Rahatsızlık değil de kendinizi alana zorlayıcı ifadeler kullanabilirsiniz. İşinizle ilgili başarılı ve iyi bir nokta evresini istiyorsanız bu hafta daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz masa ya da ekip arkadaşlarımızla ilgili sizi rahatsız eden insanlara fazla kulak ardı olmayın. Çok kıskanılıyorsunuz. Enerjiniz o kadar yüksek ki fazlasıyla etrafı ışık saçtığınız için insanların gözüne batıyorsunuz. Ne diyelim? Kem gözden uzak tutsun size Rabbim diyelim. Aynı şekilde üst düzey yöneticilerimizle gideceğimiz yolculuklar, yapacağımız yurt dışı ile ilgili alanlarda fırsatlar sizin için doğru tetikliyor. Ama uzun süredir işsizseniz, özellikle iş hayatınızla ilgili yer beğenememe, iş konuları ile ilgili rahatsız olduğunuz ve uzun soluklu işle ilgili beklenti içerisinde olduğunuzda bu gidişle işsiz kalacaksınız. Her noktayı beğenmiyorsunuz. Biraz daha hayata odaklanmanız gerektiğinin farkına varmanız lazım. Çalışmayan ikizler için uyarıyorum. Yükselen ikizler, dikkatli olun. Evet, aile, ortaklı işlerle ilgili de bu dönem para konularında bazı haksızlıklar, bazı yaşayacağımız krizler söz konusu olacak. Kredi çekmek ya da kredi onaylanmaması, beklediğiniz paranın gelmemesi biraz sizi endişelendirebilir. O yüzden ailenize ait bir toprak satma kararı içerisinde olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bu toprağa satılmasını sağlıklı bulmuyorum. Daha dikkatli olarak farklı enerjilerde bu hafta sabretmemiz lazım. Toprağınız zarar görsün istemiyorum. Evet, devlet kurumunda ve özel sektör
sektör alanında çalışan sevgili ikizler için. Bu ara sizi gideceğiniz yolculuklarda unutkanlığınız oluşabilir ve gideceğiniz işler çok önemli. Özellikle demir, alım, satım, inşaat, toprakla alakalı bölgelerde büyük projelerin sorumluluğu sizin üzerinizde olacak. Özellikle finansla alakalı, muhasebe, bu alanlarda çalışanlar için yer değişimi konularımız ya da değiştirmek istediğimiz noktalarla ilgili fırsatlar var, değerlendirebilirsiniz diyorum. Ama mesela akademik kariyer, akademikle ilgili yapmak istediğimiz düşüncelerle ilgili de son 3 yıldır hep erteliyordunuz. Artık bunu hayata geçirmeniz gerekiyor. Gerekmediği takdir diyorsunuz ama bu gerekli. Ve son zamanlarda kendinize iş kurmak, yeni iş alanları, yeni fırsatlar yaratmak istiyorsanız Eylül ayına ihtiyacınız var. Şu anki paranız bu konuya yetmiyor. Biraz daha sabırlı olun ama ev düzenime yetemiyorum, ekstra işlerle ilgili beklentileriniz varsa olumlu. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle sizin işinizin taşınma gibi ya da eşinizin yaşadığı iş krizi biraz daha zorlayıcı bir hafta olsa da birbirimize güzel vakit geçireceğiz. Özellikle çocuk düşünenler ya da çocuklarınızla ilgili kaygı içerisinde olduğunuz anaokulu, ilkokul, bu tarz araştırmalar biraz sizi yıpratıyor olabilir. Sonu hayırlı olacak, endişe etmenize gerek yok. Duygusal anlamda bu ara ilişkilerde kompleks, yani birbirinizi itip kaka götüreceğiniz ve gereksiz atışmalar, tartışmalara çok açık olacak. Doğru ifadeler kullanarak kalbi incitmemek gerektiğini söylüyorum. Ayrılmak içerisinde olduğunuz ilişkiniz sizden ayrılmak istemiyor. Tekrar şans verseniz de bu değişmeyecek. Siz de biliyorsunuz ama yapıştı sülük gibi kurtulamıyorsunuz. Haklısınız. Ama aynı şekilde ciddiyet ve evlilik planı içerisinde olan sevgili ikizler için gerçekten mutluluğun bakışı sizin gözlerinizin göz bebeğinde. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayat arkadaşınız çok iyi. Bu ara nişanlıysanız aile arasındaki yaşadığınız krizde ailelerin de kendi içinde yaptığı hatalarda size destekleyici olsa da bağları çok yakın hissettirmek istemiyorsunuz. O yüzden uzak ev arayışı içerisinde olabilirsiniz. Evet, yeni ilişkisinden ayrılmış, aşk arayan ve duygu anlamında güven problemi yaşayan ikizler, bence Eylül'e kadar bir şarj olun, enerjiniz değişsin, motivasyonunuz artsın ve doğru insanı Eylül'den sonra beklemek sizin için daha enerjik olacağını uyarıyorum. Sevgili ev hanımları, evet, kendinizle alakalı bir yandan annenizin, bir yandan kayınvalideniz, bir yandan o koşturmalar sizi çok fazla yıpratıyor. Ve eşinizin bu ara size sürprizleri, duygusal ifadeleri söz konusu olacak. İnandırıcı gelmeyebilir. Ama o doğru ifadeler ediyor, bunu bilmeniz lazım. İlişkisi çok kötü olan ve boşanma fikri olanlarda tartışmalar, sözlü şiddet, kaoslar söz konusu olacak. Lütfen temkinli olmanızı ve konuşmalarda fazla uzatmamanız gerektiğini ve çocuklar da olayın içerisine karışacağı için ilişkide bir güven problemi oluşabilir. Ve son zamanlarda aldatıldığını düşünen evli ve mutlu ve ya da mutsuz çiftler için bu ara her iki tarafında ruhu değişken, o yüzden her iki tarafta birbirine böyle sosyal ağlardan başkalarıyla ilgileniyor olabilir. Yakalanabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili gençler, eğitim konusu zorlayıcıydı ama inşallah uğurlu ve bereketli güzellikler hedeflediğiniz nokta olur. Duygusal hayatınızda seyahat ve yurt dışı fikirleriniz var. Hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta nodüllerimiz, boğaz enfeksiyonları söz konusu olabilir. Bir de akciğerlerde balgam birikimi ya da kist evresini bir kontrol ettirirsek sevinirim. Evet, araç değiştirmek, araç yenileme fikriniz var ama her şeyden önemlisi kazalar. Yani araç kazası, düşme, kırılma, yani burkulma konularımız. Mesela durup dururken duvara vurup dişinizi kırabilirsiniz. Dikkatli olun, hoşça kalın, mutlu kalın. Evet sevgili yengeçler, doğum gününüz huzurlu, bereketli, keyifli, hayatta ne istiyorsanız, Allah size ne sunmasını istiyorsanız, ev, araba, aşk, çocuk, evlat, Rabbim size öyle güzel fırsatlar versin ki böyle hiç zorlanmadan avucunuzun içine düşsün diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz ve aynı şekilde yorumlar yazmanızı ve bu konuda da bana destek vermenizi, çünkü kanalı büyütmek istiyorum, artık daha ciddiyet evresindeyim farkındaysanız. Evet, yeni gelişmeler, iş konunuzla ilgili size sunulacak fırsatlar ve zorlayıcı olsa da bunu başarmak için çok doğru bir enerjiye geçiş yapıyorsunuz. Hayatınızda üstünüzden tır geçtiğini düşüneceğimiz ama aynı şekilde bunların hepsini
doğru şekilde başararak ünvanımız, çevremiz, akışımız, her şeyi çok daha net bir şekilde göreceğimizi gösteriyor gökyüzü sizin için. Yani farklı hedefler, farklı planlar, farklı iş kapıları, arayışlar, bulunduğunuz noktada rütbenizi değiştirmek ve yöneticilerle yaşadığınız krizleri daha sıcak bir şekilde iyileştirmek, yanlış gördüğünüz her şeyi doğruymuş gibi ifade edip kendinizi daha ön plana atacaksınız. Adaletli noktanız biraz daha acımasız olabilir ama hedefleriniz için yapacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kurumsal ya da devletle alakalı ya da yaratıcı sanatçı olabilirsiniz. Sosyal ağlarla alakalı işler yapıyor olabilirsiniz. Dijital alanlarda para kazanıyor olabilirsiniz. Bu ara reklam enerjiniz, tanıtım, hakimiyet kurduğunuz noktalarda çok güzel aydınlanmalarınız var. Yeter ki siz bunu başarmak istediğinizi ve bu konuda nasıl hayaller ve iç dünyanız nasıl mücadele edecekse her şey ay gibi parlayacak, korkmanıza gerek yok. Unutmayın, kurumsal bir alandaysanız da yönetici değişimleri, personel değişimleri, çıkartılmalar söz konusu olsa da siz yerinizde daha rahatlayıcı bir evreye geçiş sağlayacaksınız. Özellikle yurt dışı ile ilgili dil eğitimi, online eğitimler almak isteyen sevgili yengeçler için güzel bir karar, hayırlı ve uğurlu olsun. Bu oluşum size de iyi gelecek gözüküyor. Evet, devlette çalışıyorsanız yer değişimi ya da devlette iş iadesi bekleyenler için alternatif destekler söz konusu olacak. Afya konuları olabilir. İşinizle ilgili hak evrenizi kazanmaya doğru ilerliyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Uzun süredir işsizseniz ve hala beklenti içerisinde olduğunuz noktalardan haber gelmiyorsa der ki gökyüzü size, yeni iş başvurularını yapın, olumlu cevap alacaksınız. Aile işiniz, ortaklı işlerle alakalı parasal konuda bazı zorlayıcı süreçler var. Özellikle pazartesiden cumartesiye kadar iş temposu, yoğunluğu, pazar günü böyle uykuya hasret bir şekilde yataktan çıkmayacak projelere de yer alacaksınız. Hedef, yurt dışı maillerimizle ilgili bazı aksilikler olsa da onaylanmış olacak ve ihracat, alım, satım işlerinizin daha hareketli ve daha mantıklı ve ekiple alakalı çalışacağınız her nokta kendinize ait işte daha büyük aydınlanmalar var. Yeni iş kurmak, yeni alanla ilgili kendinizle ilgili planladığınız noktalarda ortaklı kararda biraz daha düşünmenizi, tek başınıza bu işi yapmanızı gökyüzü uyarıyor. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada seyahat, tatil, enerjiniz sadece dinlenmek, ona göre yer arıyorsunuz, köye mi gitsek, denize mi gitsek diye fikirlerimiz var. Güzel bir yolculuk, iyi dinlenecek ve hem de bayramı da bütünleştirerek ruhunuzu şifa ve gerçekten de hedeflediğiniz noktalara erişeceksiniz. Bu ara eşinizin kaprisli yönü olabilir, alıngan yönü olabilir, üstüne alınabilir, evde küslükler olabilir. Biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Ona duygularınızı net söyleyin. İlişkiler konusunda hep ben anlaşılmıyorum, değer veriyorum, önemsiyorum. Her şeyini hani köle gibiyim ama karşı taraf bu duygularımı anlamıyor diyorsanız o kişinin kafası karışık. Lütfen bu ilişkiye bir ara tempo verin. Ondan sonra kişinin duygularını öğrenmeniz gerekiyor. Emek verdiğiniz ilişkinin sizinle hiçbir alakası yokmuş gibi davranıyor. Ona bir ara verelim, haddini bildirelim. Aynı şekilde uzun soluklu ilişkilerde evlilik teklifi, düzenle ilgili yeni kararlar, yeni oluşumlar içerisinde olacaksınız. Bu da mutluluğunuza renk katacak diyorum. Ayrılma planı içerisinde olduğunuz ilişkinizle ilgili kararsız ve güvensizlikleriniz var. Başka birini sevemem diyerekten. Biraz daha bu ilişki terapistiyle düzelterek başka arayışlara girmemeniz sağlıklı olarak gözüküyor diyorum. Aile içerisinde bekar ya da hiç evlenmemiş arayıcılar devreye girecek, tanıştırmalar söz konusu. Bu yaz bitmeden evinizde bekar kim varsa parmağına alyans takacak gözüküyor. Sevgili yengeç ve yükselen ay burcu yengeçler, özellikle bu ara evli çiftlerimizle ilgili ciddi bir atışma, anlamsız tartışmalar, ev içerisinde huzursuzluklar ön planda olabilir. Bol bol nas ve lak okuyun. Çünkü eşiniz ve siz acayip zıt karakterlersiniz. Yani aslında birbirinize çok uygun ama zıt enerjide olduğunuz için devamlı gerginlikler, kaoslar, mutsuzluklar, homurdanmalar var. Biraz daha sakin evreleri denememiz gerekiyor. Ve özellikle eşinizin bu ara konuşma tarzı sizin hani sesini dahil duymak istemiyorum, aynı yatakta yatmak istemiyorum diyenler için ilişki terapisti ya da bu ilişkinin artık veda etme dönemi, yoksa her geçen gün aynı huzursuzlukla aynı yatağa gireceksiniz, bildiğiniz olsun. Son zamanlarda evli çiftlerde cinsel hayatınızda bazı gerilemeler söz konusu ve devamlı aksilikler yaşıyoruz.
başka boyutlara geçirebilir. Lütfen cinsel hayatınızı, eşinizle olan duygusal enerjimizi düzeltmemiz gerekiyor. Boşanma fikri olanlar da gerçekten her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun. Çocukların kariyeri ve hayatı ve eğitim konularında eşinizdeki tüm hakları almanız gerekiyor. Hani ben bıktım ondan para da istemiyorum diyenler için çok zorlanacaksınız, bilginiz olsun. Sevgili gençler, zorlayıcı bir haftayı atlattınız. İnşallah bereketli ve uğurlu kapılar sizin için olur. Güzel bir aşk hayatınızda renk, ama yurt dışı planınız var. Bu gideceğiniz tatil olabilir, yolculuk size şifa gibi gelecek. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız mide asitlerimiz, mide gazımız ve özellikle midede yanmalar söz konusu olabilir. Mide bulantılarımız ön planda. Sağlıklı beslenerek bir mide kontrollerimizi yapmamız gerekiyor. Ev taşınması ile ilgili de radikal kararlar içerisindeyiz. Mal sahibimizle mahkemelik konularımız olabilir ya da kiracınızla sıkıntılar söz konusu olacak. Dikkatli ve sağlıklı adımlar atarak hareket etmenizi istiyorum. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, yükselen ve Ay burcu aslan olan takipçilerim, yorumlarımla ilgili, yaptığım yorumlarla ilgili kısa kısa notlar istiyorum. Oldu, tuttu, tutmadı, ne ayaksınız diyebilirsiniz, sorun değil. Bir cümle yeter benim için. Evet, özellikle kariyer hayatınızda yaşadığınız riskler altında olacaksınız. Çevrenizdeki insanların sizin ayağınızı kaydırmak ve o noktaya ait fikirler, dedikodular, karmaşıklıklar, sizi yıpratacak bazı olaylar söz konusu. Venüs Aslan'da, Mars'ta Aslan'da olduğunu düşündüğümüz vakit sizin hayatınızda yeni idealist noktalar ve planladığınız iş hayatımızla ilgili yöneticilerde aramızda krizler ve bu krizler sizin işten çıkartılmanıza sebep olabilir. Daha dikkatli şekilde ve iletişimi yanlış ifade ederek Merkür İkizler Burcu'nda iletişimi yanlış iletişimi yanlış ifade edebiliriz. Ve aynı şekilde Güneş artık 21 Haziran'da yani 17.57'de Yengeç Burcu'na girecek. Duygusal dengemiz, karışık ruhumuzda iç içe karışabilir. Daha temkinli olmamız gerekiyor. Özellikle yönetim ve yönetici kuruluşlar, toplantılar, gireceğimiz noktalarda böyle sizin üstünüze oyunlar oynanabilir. Sakin kalmanız gerektiğini uyardım. Ekip arkadaşlarımızla dışarıda yapacağımız görüşmeler, toplantılar, mailler, size yanlış mailler vererek, yanlış mailler atarak işinize zarar yaratabilirsiniz. Banka, finans alanında çalışıyorsanız başka insanların para evreleri birbirine karışabilir. Mümkün olduğu kadar size bu hafta, özellikle Perşembe gününe kadar uyarı veriyorum. Sonra relax ve sakin bir döngüye giriş sağlayacaksınız. Şirketinizle ilgili mesela özel şirkette, aile şirketinde çalışıyorsanız, bulunduğunuz şirkette bir kayıp olabilir, bir vefat olabilir, şirket kendi içinde satılabilir. Bu tarz noktalara da size zarar gelmeden çözülecek gözüküyor. Kendi işinizi büyütmek, kendi işinizi markalaştırmak istiyorsanız, özellikle 29 Haziran'dan sonra gökyüzü bu konuda sizi çok destekliyor ve hayatınızda yapmak istediğiniz işlerle alakalı güzel aydınlanmalar söz konusu olacak. Ve ortaklı işlerde de yapacağınız yeni alanlar, kuracağınız yeni sistemler ayrı bir alan yaratacak. Mesela mühendisseniz kendi alanınızda yurt dışından ya da farklı alanlardan çok iyi teklifle gideceğiniz paranızda ünvan ve şöhret enerjisine geçiş sağlayacak. Sanatçıysanız, şarkı söylüyorsanız, resim öğretmeniyseniz başka bir okuldan gelecek teklifle kendinizi ön plana iteceksiniz. Devletle bağlantılı noktalarda rahatsız olduğunuz yeriniz daha sakin bir noktaya erişecek. Yani 29 Haziran'dan sonra hayatınız daha iyi değişecek. Bu haftayı doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Aynı şekilde bu ara yurt dışında yerleşmek, yurt dışı ile ilgili planladığınız noktalarla ilgili evraklarda beklenti olduğunuz noktalarda sorun kesinlikle yok. Mülteci olarak da gidebilirsiniz. İş gereği de gideceğiniz noktada artık kalıcı noktanız söz konusu olacak. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara çok sakin bir dönem yaşayacaksınız. Hatta şaşıracaksınız. Yani o kadar sakin olacak ki yani kimse karışmayacak, iş gayet güzel rayında gidecek. Ama en önemli şey sizin bu ara içinizde yazma kabiliyetiniz, yazar kabiliyetiniz önemli. Bunlarla ilgili kurs alarak kendinize çok güzel kitap çıkartabilir,
hayata anlam katabilirsiniz. Evet, duygusal anlamda evlilik kararı içerisinde hazırlananlar, gün ve tarih, gelinlik, ev, eşya, düzen, tadilat konularımız hareketli olacak. Ve bu biraz sizi endişelendiriyor. Borca girmek, bunları nasıl hallederiz? Hepsi gayet rahat bir şekilde çözümlenecek. Özellikle de ilişkinizle ilgili belirsiz giden noktalarda ciddiyet evresi ve hatta hayat arkadaşınızın size olan hayranlığı sizi çok mutlu edecek. Yeni bitmiş bir ilişkinin geri gelmesi ve hiç ilişkisi olmayanlar, kesinlikle aşka inanmıyorum, aseksüel oldum, sadece iş ve kariyer ve arabamı değiştireceğim modundasınız. Bu doğru bir karar, çünkü sizin Ağustos 21'e kadar şu an bir gökyüzünde size uygun aşk yok gözüküyor. Biraz daha mantıklı beklemenizi öneriyorum. Boşanma fikri, ayrılık kararı içerisinde olanlar, yasal ve anlaşmalı şekilde yol ayrımı içerisine gireceksiniz. Sevgili ev hanımları, evet, gerçekten misafir gelen giden bitmeyen bir kaos. Evde perdeler, pimapenler değişmesi, camdaki çiziklerden artık çok rahatsızsınız. Fiyatlar uçtu diye isyandasınız ama bunların hepsini yavaş yavaş değiştirerek kendi evinizi minimal güzelliğe katacaksınız. Bu ara özellikle çiçekleriniz solabilir, ölebilir. Eve kötü bir enerji gelmiş. Yasin açarak, Kenzul Arşı 7771 adet evinizin içerisinde dinleterek evinizin enerjisini değiştirebilirsiniz. Eşinizin sizi çok sevdiğini duyacaksınız ve çok güzel bir diyalog. Hatta birlikte tatil planları ve çocuklarımızla aramızdaki yaşanan krizleri daha güzel önlem alacağımız bir döngü. Ama şunu demek istiyorum. Yeni ev arayanlar, yeni bir eve taşınmak isteyenler için Haziran'ın 26'sı, 25'i, 24'ünde güzel bir ev kapınız var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şu ara evinizdeki halılar yıkanmaya gidiyor olabilir. Genel bir hijyen temizliği, üst üste temizlik yapabilir. Elleriniz yıpranabilir. Lütfen eldiven kullanarak ellerinizi sıkıntıya düşürmeyin diyorum. Evet. Sevgili gençler, eğitim hayatınız bitti. Güzel üniversite kapılarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel sonuçlar bekliyor. Özellikle tatil size iyi gelecek ve yeni bir aşk heyecanı da mutluluk yaratacak. Sağlık olarak el egzemalarımız, kaşıntılarımız ya da elde yaralanma, ciltte yaralanmalara dikkat edelim diyorum. Bu ara tetanos, yani çivi batabilir, bir şey olabilir. Tetanos aşısını unutmayın. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, yükselen ve ay burcu Başak olanlar, güzel notlar yazarak kanalımızı büyütebiliriz. Elinize yapışmıyordur umarım. Yapışıyor biliyorum, haklısınız. Zor yazmak. Ama destek, büyütmek için sizde de ihtiyacım var. Sizin bana ihtiyacı var. Benim enerjim güzel değil mi ya? Neyse, iş ortamınızda rekabet, hızlı insanlar, size zarar verdiğini düşündüğünüz ve sıkışmış olduğunuz konularda kapılarımız o kadar güzel açılacak ki onlar gidecek, siz yerinizde büyüyeceksiniz. Korkmanıza gerek yok. Özellikle yeni iş arayanlar, yeni iş fırsatları içerisinde beklenti içerisindeyseniz, mülakat, çağırma, bu konularda daha dikkatli kendinizi ifade etmenizi, yeni kapınızda hayırlı olsun. Uzun süredir iş bulamıyorum ve bu konuda çok şanssızım diyenler için gökyüzü sizi bu konuda özellikle 23'ünden sonra ve 28'ine kadar güzel fırsatlar yaratıyor. Mümkün olduğu kadar biraz daha kararlı ve radikal olmanız lazım. Yurt dışı ile ilgili iş başvurunuz ya da yurt dışı ile ilgili yerleşmek istediğiniz konularda güzel mülakatlar, çağırmalar kabul gözüküyor. Burayı başarılı bir şekilde halledeceksiniz. Eğer evraklar, dosyalar, hakimiyet olduğu kontrollü işler içerisindeyseniz, aman dosyalara dikkat edelim. Zarar görmenizi istemiyorum. Yöneticiniz gayet uyuz, pimpirikli ve gözü sizin üzerinize diktiği için daha dikkatli olmanızı ve bu kusur sizin rütbenizi aşağı çevirebilir. Evet, aynı şekilde kurumsal ve devletle bağlantılı çalışan sevgili başaklar için değişim dönüşüm size gayet mutluluk yaratacak. Hak ettiğiniz masa, hak ettiğiniz ekiple çalışmak istiyorsanız yolunuz aydınlık. Özellikle mimarsanız, yaratıcı tasarımcıysanız, dekorasyon, mağazacılık içerisindeyseniz çok yoğun ve çok stresli bir döngü sizi bekliyor. Daha hani bulunduğumuz alanda hırsızlıklar olabilir. Daha dikkatli kontrol etmenizi, kasanızda sıkıntılar çıkabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Aynı şekilde devletle ilgili başvurunuzla ilgili güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Memurluk ya da bunlarla ilgili beklentiniz varsa az bir zaman var. Bu konumuzda feraha ermeniz gözüküyor. Bu ara özellikle
Şöyle söyleyeceğim, taşeron firmayla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz firmanızla anlaşmamı yenilenecek diyorsanız, bu anlaşmalarınız gayet iyi bir noktada yenilecek ve zarar görmeden bazı dengeleri toparlayacaksınız. Ev sahibinizle tartışma ya da iş sahibi, iş kendinize ait iş yeri ya da şirketinizin bir bina kiralama ile ilgili bulunduğu noktada finans konularında bayağı bir kaos çıkacak. Apar topar şirketimiz ya da bankada çalışıyorsanız bankanız taşınacak. Kendi iş yerinizde mecburen farklı bir iş alanına geçmek zorunda kalabileceksiniz. Hukuki süreçte çok zorlanırsınız ve karşı tarafın dengesizlikleri iş hayatınızı ziyan eder. Doğru nokta bularak yeni bir yolculuk, yeni anahtar sizin için sağlıklı. Bu ara yarım bıraktığınız dil eğitiminiz, bu konu sizin altyapınızı rahatsız ediyor. Master'ınız, yüksek lisansla ilgili kararlarımız radikal, yolunuz aydınlık olsun diyorum efendim. Aynı şekilde kendinize iş kurmak, yeni alanda kendinize Çin atölyesi kurabilir, ortaklı işler yapabilir, ailevi ortaklı işleri de daha renklendirerek daha keyifli sonuçlar elde edeceksiniz. Yani güzel şeyler sizin için güzellik getirecek. İste ve Rabbim sana sonsuz güzellik sunacak. İstemeyi unutmayın Yaradan'dan diyorum. Aynı şekilde ilişkiler konusunda bitmesini istediğiniz, etrafınızda görmek istemediğiniz, onun adını duymak istemiyorum, nefret ediyorum dediğiniz kişi kapınıza böyle secde edecek. Artık sen içindeki duygunu söyle, nefretini söyle, ne geliyorsa onu ifade ediyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin sizi aldattığı şüphesi içerisine girip onun telefonlarını, maillerini kontrol edebilirsiniz. Abartmayın, gereksiz şeyler sizi yıpratmasın diyorum. Yeni ilişkiye başlamak isteyenler için çok doğru bir gökyüzü enerjiniz var. Aynı şekilde unutmayın, güneş artık yengeçte, duyguların şelale olacağı, dengesiz karışıklıklar, Neptün balıkta olacağı için buğulu bakarak bazı yanlış ilişkilere de karar verebilirsiniz. Mantığınızı kaybetmemeniz gerektiğini uyarıyorum. Uyardım efendim. Venüs aslanda, yani mal kaybı, kazanç kaybıları, altın, para konularımızı daha dikkatli, yatırım konularımızı daha dikkatli kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü retrosu başladığı zaman şimdiden bunları alalım, halledelim. Devretmemiz gereken mülkü devretmemiz lazım. Üstümüze geçmesi gereken mülkü bir an önce üzerimize geçmesi gerektiğini uyarıyorum size. Aynı şekilde araç hayaliyle yanan sevgili gençler, aile ya da siz kendi istediğiniz aracın aydınlığına kavuşacaksınız. Söz nişan konuları ile ilgili biraz daha umutsuz karardasınız. Ama hayatınızı değiştirecek insan karşınıza çıkacak. Hemen apar topar evlilik kararı da verebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek diyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle dul sevgili ev hanımları, hayırlı bir kısmetiniz var. Neden olmasın? Hayata yeniden tutunabilirsiniz. Çocuklarınızın içinde o duyguyu tekrar tamir edebilirsiniz. Evli çiftlerimiz için de son zamanda köy sevdanız, toprak sevdanız vardı. Aileniz sizi yok, eşiniz sizi yollayacak. Bu size iyi gelecek. Özellikle tatil planı içerisinde olan çiftler için de yurt dışı ve deniz kenarı sizin ilişkinizi tekrar tazelendirecek. Yalnız bu ara eşinizin kaşı gözü oynuyor olabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü çok böyle size sıcak tavırlar yapmayan kişinin böyle enteresan bir aurası var. Yani böyle havalı havalı hareketler sergiliyor. Bunu bir kontrol edelim lütfen. Aynı şekilde boşanma fikri olanlar için idealist kararsınız, uyumsuzsunuz ve mutsuzsunuz ve acı çekiyorsunuz. Maddi konulardan kaynaklı yaşadığınız krizleri artık geride tutun. Kendinize mesleki olarak adımlar atarak siz çocuğunuza daha faydalı olabilirsiniz. Ve bu evde gereksiz kavgalar çocuklarınızın hayatını ziyan ediyor. Adım at. Çünkü Rabbim kimseyi sahipsiz bırakmamıştır, unutmayın diyorum. Aynı şekilde yasal mahkemelik süreci olan eşiniz, kardeşiniz ya da kuzeniniz olabilir. Burada ceza var, paraya çevrilecek, bilginiz olsun. Sevgili gençler, eğitim konusu bitti. Evet, zorlayıcıydı. Biraz umutsuzsunuz. Umutsuz olmayın. Güzel şeyler sizi bekliyor. Evet, sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, sinüzitimiz ve alerjik reaksiyonlar tıkanmalarımıza sebep olabilir. Ve uyku problemimiz var. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Yorum yazmayı unutmayın. Sevgili teraziler, yükselen ve ay burcu terazi olanlar burada mısınız? Nasılsınız? Güzellik, umut, aşk, para, her şey sizlerle olsun diyorum da. Dedim de hatta, biraz da yorum yazın ya. Ya eleştirin beni ya. Gömün beni ama yorum yazın yani. Rica ediyorum yani. 57 yorum nedir ya? Ayıptır ya. Neyse, çok sinirleniyorum. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Neyse, kavga etmiyorum şu an. Yeni ilişkiler
yeni iş çevresi, yeni insanlar, yeni topluluk, yeni oluşumlar sizin ayrı bir enerjinizi, yeni insanlar, yeni işler ayrı bir rüzgar atacak size. Ve bu çevrede açtıysanız sizinle ilgilenen güzel bir kalbi böyle kucaklayacaksınız. Kalp sizinle olsun. Sizi anlayacak insana dokunacaksınız. Şimdiden mutluluklar efendim. Aynı şekilde iş ortamınızda gözlem, kimler faydalı, kimler faydasız derken o faydasızların size faydalı olacağını ve bu konuda sizin arkanızda duracak ekibin gerçekten sizi çok sevdiğinin farkına varacaksınız. Yöneticilerle yaşadığınız krizler daha yumuşak geçişler içerisinde olacak. Özellikle CEO değişimi, müdür değişiminiz, anit gelecek insanla ilgili kaygılarınız varsa tam sizin kafanızda korkmanıza gerek yok. Çok da iyi kanka olacaksınız ve sizi bu konuda da birçok konuda da destekleyecek. Kurumsal ya da devletle alakalı bağlantı konuşmacıysanız, yani devamlı kürsü önünde konuşuyorsanız, sizin bu ara biraz daha dikkat kaybınız, konuşmada heyecanlanabilirsiniz. Ama başarı ve ödül, ruhunuza iyi gelecek konuşmalar sizi yıpratmayacak. Vücudunuzu ve enerjimize ayrı bir renk katacak. Aynı şekilde kurumsalda yetki değişimi ve beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda olmaz dediğiniz kapılar size ayrı bir güzellikte açılacak. Ama sizde şu var. Aman hava çok güzel, biraz dinlensem mi? Ay bir denize mi girsem? Ay bir yürüyüş mü yapsam? Ya senin parasal borçların var. Bunları ilk önce bir göz önünde bulundurursak sen pazar günü sabahtan 6'dan çık evde, git nerede yaşıyorsan ormanda yat güneşten. Dereye de ayağını sok, denize de ayağını sok. Senin 2,5 sene borcun var. Bu borcu kapatmadan sana tatil matil yok. Evet hafta sonları, bayramları, bilmem neleri deneyebiliriz. Ama 2,5 sene kredi ödemelerin, borçların, bunlarla ilgili sıfırlanman lazım. Her sene söz veriyorsun, iki listesini yapıyorsun. O yüzden sen cezalısın bende bu dönem. Ay niye giderlendim kız? Terazi tanıdım da yok ama olsun, hadi neyse. Özellikle de devletle ilgili iş görüşmelerimiz, başvurularımız, taşeronla bağlantılı devlet kapısıyla ilgili beklentilerimiz varsa olumlu. İşsizseniz bu dönem biraz daha sakin iş arayışı içerisindesi. Kafe, restoran, gece eğlencesi işindeyseniz inanılmaz yoğun ve uykuya haset kalacağınız bir döngü. Primleriniz, maaşınız, hani tipiniz çok güzel olacak. O yüzden sizden ricam, hayal ettiğiniz aracı değiştirebilirsiniz. Evinizi değiştirebilirsiniz. Mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Borcunuzla biraz daha hafifletebilirsiniz. İyi olacak. Kendi işinizi büyütmek ve bu konularla ilgili yurt dışı kapılarını açmak istiyorsanız bir 6 ay daha mücadele edip bu altyapıyı daha güçlü bir şekilde oturtmanız lazım. Çünkü kafada yapıyorsunuz, gerçeğe dönüşünce sıkılıyorsunuz. Bunları artık görme. Hukukçuysanız, hakimseniz, savcıysanız, doktorsanız yer değişimi ve beklentiler sürpriz olacak. Ağzınız açık kalacak, bilginiz olsun. Bir de o kapıyı istiyorum, yani bu iş yerine girmek, o firmanın içerisinde ünvan almak istiyorum diyorsunuz ya, en önemli büyük kurumsal ya da devletle alakalı, o kapınız size çok güzel bir insanın desteğiyle açılacak, korkmanıza gerek yok. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımınız parasal konuda acayip rahatsız ve eşin, sizin pinti olmanız ve her şeyi ben ödüyorum, her şeyi sen para biriktiriyorsun, bu tarz konuşmalar biraz gergin olabilir. Eşine yüzük al, hediye al, pırlanta al, gönlünü al diyorum. Pırlantaya ben karşıyım. Atalira, ne bileyim yani. Evet, sevgili gençler, duygusal anlamda yaralandığınız bazı konularda yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar olacak. Doğru değerlendirmenizi istiyorum. Geçmiş ilişkinize özlem, kokusunu özledim, yüzünü özledim diyorsanız tesadüf karşılaşmalar, diyaloglar var. Onun yanında biri olacak, ağzınız açık kalacak. Hiç yakın bir dostunuz ya da yakın çevrenizle ilişkiye başladığını öğreneceksiniz. Ciddi ilişkilerle ilgili de bekleme kararı içerisindeyiz. Biraz parasal dengemizi oturturken pat diye sevgilin gün alma kararı içerisinde olacak ve evlilik karar vereceksiniz. Borç harç düzeni oturtma içerisinde olacağınız gözüküyor. Aynı şekilde hiç aşık olmadım ya, ben beni sevecek biri var mı diyorsanız, valla bir tatile gidiyorsun, geldikten sonra böyle gözler hafif, ten olarak daha böyle hani Venüs'ün enerjisinde olan, daha doğrusu Venüs haritası Venüs enerjisinde olan biriyle güzel bir aşk enerjiniz ve bu aşk kalıcı ve keyifli olacağını söylemek istiyorum. Evet, bu ara boşanmak ve evleri ayıranlar tekrar ilişkiye, evinizin üzerine çocuklar için bir araya gelip gidiyorsunuz ama bu ilişkide çocuklar yıpranıyor. Ayrılmışken çocukları hafta sonu babada, 5 gün sizde ya da 5 gün babada, 2 gün sizde, bu düzeni asla bozmayın. Çocukların dengesini yıpratıyorsunuz. Siz flört edin, önemli değil.
ama çocuklarımızın dengesini bozmamamız lazım. Aynı şekilde yasal mahkemede olan ve ben eşim beni boşamasın diyorsanız eşiniz sizi zaten aldatıyor. Yani evet ekonomik zorluklar, güçlükler var ama bu dengede yaşamak sizi daha çok depresyona iter. Lütfen ailenizin evine dönün. Eşinizin size ve çocuklara hiçbir hayrı yok. Bile bile bu oyunu oynamayı bırakın ve yüzleşin. Bakış açınızı değiştirin. Ve eğitim alın, kurs alın, meslek edinin rica ediyorum diyorum. Aynı şekilde şöyle evliliği mutlu gibi gözüken ama aileler arasında huzursuz olan çiftler aileleri düzeltmediğiniz sürece her zaman sorun var. Bilginiz olsun. Siz mutlusunuz ama aileler sizden mutlu değil. Bu dengeyi kurmanız lazım. Çocuk ya da çocuk tedavisi görenler için hayırlı bir dönem. Sevgili gençler, hayatınızda zorlayıcı bir dönemde hayırlı olsun üniversite lise kapınız diyelim ve kendinizi biraz dinlendirip dengenizi göz kontrolleri yapmamız lazım. Göz görmede katarak olabilir ya da yakınla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Lütfen göz doktoruna gidelim. Aynı şekilde evde değişiklik düşünen sevgili teraziler için tardilat, dekorasyon ve aynı şekilde kendi kıyafetinizi, kıyafet dolabınızı komple değiştirebilirsiniz. Lütfen atmayın çöpe, belediyeyi çağırın, kimsesizlere. Temiz olanı verin ama kirli olanları vermeyin. Bizim insanlarımız abuk sabuk şeyleri hediye ediyorsunuz, yapmayın diyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olanlar. Elinize yapışmasa yorum yazın, keşfete düşürelim, kanalımız büyüsün. Evet, duygusal inişli çıkışlı ruh halimiz iş hayatımıza da yansıyabilir. İnsanlar neyiniz var, neyiniz ne oldu, mutsuz musun, işimi beğenmiyorsun soruları sorabilir. Ve aynı şekilde olumsuz etkilendiğimiz insanları özellikle ters tavırlar yaparak düşman edinebilirsiniz. Daha dikkatli, daha seviyeli, daha sahte gülümseyerek bu pazartesi salıyı böyle geçirmenizi öneriyorum. Çünkü yoksa çok yıpratıcı ve yorucu olur diyorum, bilginiz olsun. Ve bulunduğumuz şirkette çok yeni insanlar, yeni değişimler, yeni gelecek gruplar söz konusu olacak. Aynı şekilde çalışma tempomuza yoğunluk katılacak ve siz çok yorgun ve yorucu olduğunuz için bir tatil ve dinlenme düşünceniz var. Hem Kurban Bayramı geliyor hem 3 gün öncesinden izin alarak böyle bir 15 gün tatil planı içerisinde olacaksınız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ama bir sürü işler var. Bence fazla abartmayın. Çünkü zaten rahatınıza düşkünsünüz. İnsanlar tarafından zaten mobbing uyarısınız var. Böyle gereksiz izinleri alarak kendi iş hayatınıza zarar vermemenizi öneriyorum. Devlet ya da kurumsalla alakalı bağlantı içerisinde çalışan sevgili akrep ve yükselen akrepler için iş unvanınızda değişimler ve bulunduğunuz noktada parlak bir enerjiniz var. Aynı şekilde dışarıdaki insanların enerjisi size renk katacak ve konum, mertebe, daha büyük projelere imza atacaksınız. Yurt dışı ile ilgili pasaport, evrak, vize, vergi, ıvır zıvır borçlarımızı ihmal etmememiz lazım. O çıkış kapısında polis karakolu sizi karakolunda savcılığa çıkabilirsiniz. Bilginiz olsun. O yüzden en ufacık şey sizin çıkış sırasında yüzünüze düşebilir diyorum. Aynı şekilde ortaklı işler ve ortaklı projelerde yeni atılım içerisinde olduğunuz projeler gayet renkli ve keyifli olacak. Ve unutmayın ki yapacağınız iş büyüyerek markalaşma büyük noktalara erişecek gözüküyor. Kurumsalda büyük bir değişim beklenti içerisindeyseniz bulunduğunuz firmanın ekonomik ve mobbing şirket ve başka alanlardan parasal sıkıntılardan dolayı ya da devletle alakalı mobbing uygulaması var. Çok sıkışmış gözüküyor. Orayı pes etmeyin. Orası büyüyecek ve devletteki krizlerini düzeltecek gözüküyor. Eğer estetik doktoruysanız, büyütmek istiyorsanız alanınıza daha büyük planlarınız varsa yeriniz doğrudur. Ve bu ara denetimlerde fazla yoğunluk olacak. Yani ofis alanlarında ya da kafe, restoran, güzellik merkezi, takı, tırnak, ne bileyim saç tasarım birçok noktada denetimler ve valiye ile alakalı krizler yaşayabilirsiniz. Bu döngelerinizde eksik neyse çözmeniz lazım. Ruhsatınız, verginiz, evranız, sigortanız eksikse büyük ceza uygulaması var. Evet, şöyle söyleyeceğim, bir de büyük şirketlerde dışarı bağlantılı işlerle alakalı şirketinizin büyük denetim evresi söz konusu olacak. Evrak eksiklikleri olabilir. Mümkün olduğu kadar bu bölümle ilgilenen finans ya da insan kaynakları ya da bu bölümle ilgilenen kişileri daha çok disiplin etmeniz lazım. Orada bir lay lay lum bak ve çok ciddi bir ceza yiyecek şirketiniz. Şimdiden göz önünde bulundurun diyorum.
İnşaat firmasında çalışıyorsanız şirketiniz ciddi konkordato ilan edebilir. Bilginiz olsun. Yeni iş arayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Devlete girmek, devletle ilgili mücadele ediyorsanız yakın bir dostunuzun desteğiyle bu kapınız aydınlık. Eğer işsizsiniz ve hala iş krizleri yaşıyorsanız bu sizin memnuniyetsiz, hani deriz ya, betsiz ruhun ya, Haziran geçsin, Temmuz geçsin, Ağustos geçsin diye diye maşallah 2,5 ayı yiyeceksin. Hadi bakalım dinlen, köye mi gidiyorsun, o nereye gidiyorsan git bir enerjini değiştir ama gecikme. Çünkü bulunduğun iş alanında insanlar rütbe sahibi, sen hala bu işle ilgili hiçbir bilgin yok, bunu çözmemiz lazım. Aynı şekilde çalışan çiftler arasında stabil ve sakin bir döngü, özellikle çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili radikal kararlar alarak daha dinç ve evimizi değiştirmek, yeni bir eve geçme planımız var ama ödemelerimiz var. Özellikle Kasım sonuna kadar bu dengeyi aynı şekilde devam ettirmeli. Evet, aşk, illa aşkı yaşamak, illa sevgiyi tatmak, illa sevilmek istiyorsanız zaten duygusal inişli çıkışlı ruh haliniz her an birini sevebilir, yanlış bir kalbe dokunabilir, acı çekebilirsiniz. Geçmiş duygusal travmalarınız için bir psikolog, meditasyon, yoga, iyi bir danışman alarak enerjinizi değiştirerek yepyeni siz yaratmanız lazım. Çünkü aynı enerjideki insanları çekip aynı enerjide veda ediliyorsunuz ve hep ilişkileriniz yarım kalıyor. Artık doğru el beni tutsun diyorsunuz. Bunun için güzel bir enerjide değişerek yoga kampı, meditasyon, pilates, yoga yaparak bu enerjinize değiştirebilirsiniz. Ciddi ilişkilerde ev, ortak eve geçme, ortak ev düzeni, ortak planlama dediğimiz noktalarımız söz konusu olacak. Hatta söz, nişan, aile tanışmaları da hareketli. Ve burada kavgacı çiftlerle alakalı noktada şiddete maruz kalabilir ve şiddeti kimseye söylemeyerek daha zorluk şiddette kalabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili evli çiftlerimiz için, özellikle mutsuz evli çiftlerimiz için daha ne bekliyorsunuz? Daha canınız ne kadar yanmalı? Ne kadar daha bazı şeyleri görmemezlikten geleceksiniz? Onun ailesi, onun çevresi, onun arkadaşları. Siz değersizsiniz. Yani ailenizde artık bu konuyu çözün. Karşınızdaki insanı alsın, birileri konuşsun. Bu şekilde ömür bitmez. Bu şekilde bu çocukların düzeni de gitmez. Lütfen artık birini devreye sokun. Ya da mesleki anlamda kendinizi geliştirecek noktalar, bir yıl daha sabredin, meslek edinin ve yolunuza bakın diyorum. Aynı şekilde mutluymuş gözüken çiftlerle ilgili noktada da arada görümce, kaynana ya da elti sorunları birbirine girmenize sebep olabilir. Sizin aranızda sorun yok. Dışarıdaki etkenlerde sorun var. Bunları yumuşatmak lazım. Boşanma ya da boşanma fikri olanlar yol ayrım için, ama yasal bazı pürüzler söz konusu olabilir. Aile büyüklerimize, yakın dostumuza mecburen ceza yiyebilir. Ona destek olmak zorunda kalabilirsiniz. Yani destek olun. Ya da cezaevinde kim varsa özgürlüğüne kavuşacak, bilginiz olsun. Sevgili gençler, evet, yorucu bir döngüden geride kaldınız. Biraz ruha rahatlamak istiyorsunuz. Biraz iş çalışıp para kazanmak istiyorsunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada dalak bölgemiz, apantisimiz ve böbrek üstü bezlerimiz, yağlanmalar, vücut yağlanmalarına dikkat etmemiz lazım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili yaylar, yükselen ay burcu yay olan güzel ailem, güzel takipçilerim, lütfen diyorum, iyi ya da kötü, ihtiyacım var kanalı büyütmek için. Çok emek sarf ediyorum. Siz de emeğime karşılık verin istiyorum. Sevgili yaylar, özellikle aile içerisindeki yaşanacak krizler, Güneş Yengeç Burcu'nda 21 Haziran'da, 17-57'de, 21 Haziran'da Merkür ve Mars arasında 18-22'de bir açı gerçekleşecek ve bu açıda gereksiz tartışmalar, kaoslar, ev içerisinde, iletişimde yaşayacağınız krizler. Aynı şekilde 19 Haziran'da Güneş kare yapacak Neptün. Neptün balıkta, Güneş ikizler, yani 21 Haziran'da yengece geçecek ama 29 derece yani zorlayıcı bir devre. İş hayatımız yıkılması gereken yöneticiler, göremediğimiz noktalarda hatalara maruz kalabiliriz. Ve insanların alay edilmesiyle alakalı noktada sıkıntıya düşebiliriz. İş disiplini, kural ve krizleri çözmeniz gereken bir hafta. Daha temkinli, kaderci değil, daha temkinli ve daha kurallı olmamız lazım. Kaderci olursak işimizden oluruz, bilginiz olsun. Tabii ki Allah'ın yazdığı kadere bir şey demiyoruz ama Allah ne demiş? Ben size bir sürü yollar veriyorum. Yani kul planlar, kader oyun oynar. Yani siz işinizi doğru yapın,
kadar sizinle oyun oynamasın diyorum. Evet, yeni işe girmek isteyenler için güzel fırsatlar var. Ve çok güzel geçmiş iş arkadaşınız, geçmiş patronunuzun size teklif edeceği konuyu göz önünde bulundurmamız lazım. Kurumsal ya da devletle alakalı çalışan çiftlerimizin seyahatleri çok fazla yoğun olacak. Seyahatte gecikmeler olabilir, uçağınız gecikebilir, bu tarz kaoslar, mailler geç gelebilir. Panik yapmayın, gideceğiniz her noktada başarılı bir şekilde geri döneceksiniz. Şirketinizin uzun soluklu sizi şehir dışına yollaması ya da yurt dışına yollaması ile ilgili seçilen tarafsınız. Ailenizi de götürebilirsiniz çünkü uzun soluklu orada kalacağınız gözüküyor. Aynı şekilde küçücük bir alanda çalışıyorsanız ve şirkette ekonomik krizler yavaş yavaş düzelmeye başladı, korkmanıza gerek yok. Yeriniz daha sağlam bir evredesiniz. Büyük bir kurumsaldan farklı bir kurumsal için geçmek istiyorsanız gereksiz acele ediyorsunuz. Çünkü bulunduğunuz firma gayet büyük. Siz kendinizi orada ispatlayamadınız. İspatlama ve başarma döneminiz olduğunu uyarıyorum. Aynı şekilde grup dışarıda çalışmalarla alakalı noktada krizli insanlardan uzak durup daha işe odaklı evrenizi ön planda atmamız lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız, alım, satım, emlak, yani kendinize ait ofisiniz varsa kazancınızın daha yüksek olacağı, yeni insanlar, yeni çevre, yeni oluşumlar size ekstra kazançlar sağlayacak. Bence bilinci bir dinlendirelim, ruhu dinlendirelim, bu haftayı doğru görelim ki siz nerede para kazanır, nerede hata yaparsınız, bunlar için uyarı haftanız olacak. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Kendinize iş kurmak, yeni bir iş alanı fikriniz varsa ailenizin desteğiyle de bu fırsatlarımız gerçekleşecek diyorum. Ev alım satıp konusunda radikal karar vereceğiz. Evi satıp daha ferah bir noktaya taşınmak istiyoruz. Bence bu ev satılmazdı ama siz inatçılık yaptınız, satıyorsunuz. Ben olsam 2024 sonunda satardım. Karar sizin. Eğer kiracıysanız ve evinizin memnunsanız, mal sahibiniz, kardeşim gelecek, çocuğum gelecek diyerek sizi çıkartabilir. Yasal hakkınız var, yasal hakkınızı kullanabilirsiniz. Mal sahibiniz gereksiz kürküyor. Korkak biri, mümkün olduğu kadar evinizde daha hakkınız var, oturabilirsiniz diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle hanımınızın bir dürtme değişimi, sizin de maaş konusunda ilgili konuşmalarınız, ev enerjisine mutluluk ve ev kredisi niyetiniz var. Birikmiş biraz paramız, altınımız var. Altın için ben şu an acele etmenizi istemiyorum çünkü altın Aralık sonuna kadar çok yukarı çıkacak. Farklı bir noktadan farklı bir yatırım yaparak, araç yatırımı yaparak onu satarak başka bir şey yapıp ev alabilirsiniz diyorum. Toprak arazi almak isteyen yaylar için çok güzel fırsatlar ve bu fırsatları doğru değerlendirebiliriz. Ekonomisi çok düşük olan yay burçları için yenilenme ve para konusunda bazı fırsatlar sizi kollayacak. Bu fırsatları doğru. Yani sürpriz bir miras, gelecek para, annenizin desteği, teyzenizin desteği ya da halanızın desteğiyle çok güzel kapılar açılacak gözüküyor. Bu ara ilişkiler konusunda kendini huzursuz ve şanssız olan ve geçmiş ilişkinizi bekliyorsanız bu ilişkinin size hiçbir faydası yok. Siz sadece o acıyla yanarsınız. O kendi dünyasında, kendi düzeninde. Özellikle hani ilişkisi başka bir kadınla olup ya da siz başka bir, yani ikili ilişkilerde üçüncü şahıslarla ilişki yaşayanlar için bu ilişki açığa çıkacak. Büyük zarar görüleceksiniz. Mahkemesel para ödemeleriniz söz konusu olacak. Özellikle evli biriyle birlikteyseniz dikkatli ve temkinli olmanız gerektiğini uyarıyorum. Aynı şekilde eşinizi aldatıyorsanız eşiniz size çok büyük bir kazık atacak. Bu yakalayacak, eline kanıtlar olacak. Malınız, mülkünüz elinizden gidecek. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum diyorum. Aynı şekilde evlenme planı içerisindeyseniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili ev hanımları, evde yenilik niyetiniz var. Evde her şey eskidi. Özellikle de yatak odanız, çocuk odanız ve koltuklarınızla ilgili. Bence koltuklarınızın modeli güzel. Böyle koltuk bir daha olmaz. Onlara kaplama yaptırın. Çok güzel olur. Yatak odası için acele etmeyin. Ama çocuk odanızın perdesi, yatağı, her şeyi değişmesi lazım. Çünkü onun alanı dar gözüküyor. Sevgili gençler, eğitim hayatınız görücü bir haftaydı. Hedef yurt dışınızda, yolunuz aydınlık olsun. Yurt dışına yerleşmek isteyenler için de güzel kapılar, fırsatlar var. Değerlendirebilirsiniz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada estetik yanlış botoks, göz kayması, yanlış dolgu vücudumuza zarar verebilir. Bir de ağızda aflar, diş eti iltihaplarımız ön planda. Evet, mutluluk size güzel gelsin. Aşk istiyorsanız benimle, sözlü ve nişanlı olanlar yüzüğü atacak aile yüzünden. Dikkatli olun, hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, yükselen ay burcu oğlak olan güzel aylar. Yorum yazın, kötü ya da iyi. Bana destek olun, kanalı büyütelim. Her hafta söylüyorum ki, yani inanın her hafta söylediğimde yazılar azalıyor.
insanların algısı sıkıntılı diye düşünüyorum. Yani demeden önce 200 kişi yazıyordu, şimdi 57-67 kişi kalıyor. Şaşırdım kaldım. Neyse, sağlık konularımız. Bu hafta bizi sağlık konularımız tetikleyecek. Küçük operasyonlar, kalp konularımız, damar tıkanıklıklarımız, tansiyon düşüşleri, şeker bunalımları olabilir. Bu hafta bir check-up haftanız olsun. Vücudumuz ve bedenimiz çok önemli diyorum. Aynı şekilde iş hayatımızdaki insanların gergin tavrı sizlere panik atak, gerginlik yaratabilir. Onlar aslında sizinle hiçbir alakası yok. Sizin böyle bir atağınız dönem dönem tuttuğu için, her şeyi kafaya taktığınız için sizinle ilgilendiğini düşünüyorsunuz. Alakası yok. Evet, büyük sorumluluklar, hedefleriniz, bunlarla ilgili güzel kapılarımız var. Özellikle çarşamba, perşembe yöneticilerinizin sizinle konuşmasıyla birlikte yeriniz daha rahat bir noktada. Ekip kurmak istiyorsanız ekip verilecek ve bu ekiple çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Kurumsal ve devlet alanındaysanız burada evrak konuları, karışık olayları düzeltme dönemimiz olacak. Böyle sorumluluklarımız fazlasıyla artacak. Aynı şekilde dışarıda global bir yurt dışı bağlantılı şirkette çalışıyorsanız, İtalya, İngiltere, İspanya yolculuğunuz, iyi harfli bir ülkeyle yolculuğunuz, özellikle de Dubai ile ilgili beklediğiniz iş kapınız varsa bu konuda aydınlama. Amerika'ya yerleşmek, orada oturum almak isteyenler için, özellikle çocuklarınız için böyle bir şey satıp yapmak istiyorsanız hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Ve yurt dışında iş kurmak, yeni bir karar içerisinde olan sevgili oğlaklar, bu fırsatlar sizin için ayrı bir renk katacak. Küçücük bir tezgahınız varsa ve büyütmeye çalışıyorsanız burası rızıklı bir haftada. Kasap dükkanınız olur, döner dükkanınız olur, tost dükkanınız olur. Ne bileyim, evrak, kırtasiye, küçük bir hani küçücük cam satabilirsiniz. Burası çok rızıklı ve bereketli bir haftaya girecek. Güzel kazançlar elde edeceksiniz. Finans ve özellikle muhasebe alanında çalışanlar için ani evrakta para kayıpları, para dengesizlikleri, hesap yanlışlıkları aldım derken açığınız çıkabilir. Ama sonunda doğru olduğunuz için doğru para sizin hanenize girecek gözüküyor. Küçücük bir tezgahcı kahve dükkanı açmak istiyorum. Yap Oğlak Burcu. Başaracaksın. Rabbimin sana öyle bir güzelliği olacak ki kazancın da bereketin de aydınlığa erecek. İş bekleyenler için özellikle Temmuz 3-4 arasında hayırlı kapınız var. Şimdiden başvurularınızı yapmanız lazım diyorum. Devlete girmek devletle alakalı bazı dengelerde zorlanabilir ama eğitim ve sınavlarınız konusunda kamu yönetimi, vali, savcı, hakim sınavlarınız varsa bu konuda başarılı olup rütbe değişimleriniz de aydınlığa kavuşacak. Devletle ilgili tekrar atama ya da sınav, KPSS sınavlarınızın altyapısını güçlendirmeniz lazım. O devlet kapınız sizin olacak. Sabredin, başarın diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada biraz daha yorucu, stresli, ev telaşlı, ev yenilenme, ufak tefek tadilatlar, yenilik, hem de işte de bazı değişimler sizi yıpratıyor olabilir. Hafta sonunu akşam üstüne doğru değerlendirin. Birbirinizle güzel film, sokakta yürüyüş yaparak enerjinizi düzeltebilirsiniz. Evet, aşkımı çok özledim, onu çok seviyorum diyen, arada mesafe var, o uzakta, ben uzaktayım, çok özlem duyuyorum, bir araya geleceksiniz. Aynı şekilde bu ilişkilik, evlilik gelecek plan içerisindeyseniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Eğer uzaktan birini platonik seviyorsanız onun da size duyguları var. Gidin konuşun, içinizde yarım kalmaz. Yok, ben o gelecek konuşmasını bekliyorum diyorsanız o gelmeyecek. Gidin konuşun, içinizde ne sıkıntınız varsa anlatın artık, bu hayalde yaşamayı bırak. Çünkü onun hayatında başka bir insan var. Sen bunu görmek istemiyorsun. Ne zaman göreceksin sevgili oğlaklar? Sabit fikri. Yani hem öncü olup hem sabit olmak nasıl bir duygu ya? Yapma bunu artık, değiş yani, değişmek zorundasın. Yaşın, enerjin geçiyor ve güven problemin var. Bu yüzden de artık kimseye güvenemezsin. Onunla konuş, içinden geleni döşe, yoluna bak diyorum. Evet, bu ara tanıştırmalar var. Eğer o enerjiden çıkarsanız hayırlı kısmet enerjiniz var. Gözünüzü dört açın. Nişanlı olan çiftlerde güzel ve güzel bir ev anahtarı, düğün, kır düğünü yapmak isteyenler için çok güzel bir evlilik düzenlemesi, dizaynı, organizasyonu olacak. Hiç korkmayın, kazasız belasız gidecek. Özellikle de bulunduğunuz ev en alt kattaysa, güneş görmüyorsa ev taşınmanız, ama ev kiraları uçtu. Ama güzel bir ev ve biraz daha pahalı olsa da güneş gören bir evimiz aydınlığa kavuşacak.
ailenizin miras, kardeşler arasında bitmeyen bir miras ve devamlı aranızda kaoslar içerisinde olan oğlaklar, bu dengeyi kurmadığımız zaman o miras konusu paylaşılmayacak. O dengeyi bir an önce avukat hukuki bir süreçte çözmeniz gerekiyor. Aile büyüklerimizde bir sağlık problemi olabilir, bir gözyaşı dökülebilir. Yani anneanne, dede, nine, ne bileyim, bu enerjide bir sıkıntımız var. Hazırlıklı olmanızı istiyorum. Evli çiftlerde özellikle hani evde yaşlı bir insan bakıyorsanız çok yorgunsunuz. Eşiniz bu konuda çok sıkıldı biliyorum. Ama o insan anne, o insan baba. Yarın biz de yaşlanacağız. Lütfen Allah'ın gücüne gitmeyecek ifadeler kullanın lütfen. Aynı hani sap döner, hesap döner. Bir gün gelir hesap size geri döner diyorum. Yaptığınız iyiliği konuşmayın. Yazık ediyorsunuz. Aynı şekilde de çocuğunuzun evleneceği ve hayırlı kısmet arayanlar için hayırlı evladınıza güzel bir enerji var. Görücü usulü evlilikte mutluluk söz konusu olacak. Özellikle de çocuk tedavisi olanlarda düşüp düşme gibi krizler olsa da eninde sonunda çocuğa nasip olacaksınız. Evet, aşk var, sevgi var, saygı var ama mutsuz evlilikler de var. Bunu kabul etmemiz lazım ama ekonomik sıkıntılardan ve Türkiye'nin ekonomik şartlarından kaynaklı boşanamayanlar için bazı tartışmalar çok şiddetli olabilir. Dikkatli ve devletten korunma almanızı istiyorum. Aynı şekilde yatağı ayrı olan çiftlerde, hani biri salonda biri yatak odasında yatıyorsa, onlar birleşmeye ve tekrar bu ilişkiye şans verme döneminde içerisinde olacaksın. Yasal bazı krizler, vergi borcu, emlak borcu, bu tarz sıkıntılar ve aflar daha bitmedi. Bunları çözmeniz lazım. İleride bunların hepsi sizin için kriz. Aynı şekilde telefonunuz, paranız çalınabilir. Evinize hırsız girebilir. Dikkatli olun. Sağlık olarak özellikle ne dedik? Check-up yapıyoruz. Vücudumuz, organlarımız hassas gözüküyor. İhmal etmeyin. Sevgili kovalar, yükselen ve ay burcu kova olan güzel takipçilerim. Yorum yazın lütfen ya. Emek veriyorum. Emeği büyütelim. Keşfete düşürelim. Güzel destek olmanızı istiyorum. Ben dedikçe kimse yazmıyor maşallah. İş ve eş hayatımızda dengemiz zorlayıcı olabilir. Yeni bir iş noktası ile ilgili mücadele ettiğiniz noktada olmaz dediğiniz şeyde bir destek alarak o noktanız, o masanız belirlenecek. Yalnız özel hayatla iş birbirine karışabilir. Burada telefon görüşmeleriniz, mailler biraz alanı rahatsız edebilir. Bağırarak konuştuğunuzun farkına varmayabilirsiniz. Daha dikkatli, daha sakin karakter oluşturmanız gerekiyor. Yeni iş arıyorsanız gerçekten sonu sizin için hayırlı ve uzun soluklu iş kapınıza da imzasını atacaksınız. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız stabil bir hafta ama gerçekten zorlayıcı ve dengeyi doğru kurmanız gerekiyor. Bu noktaları kuramazsanız iş şirketin size mobbing uygulaması, ani işten çıkartılabilir. Bu tarz zararlar görebilirsiniz. Bu haftayı dikkatli kontrol edelim. Eğer serbest alanda ekip çalışmaları, büyük projelerde yer alacaksınız. Gerçekten yeni çevre, yeni oluşum, yeni insanlar ve hani içinizdeki yaratıcı sanatçı yönü, müze ziyaret edebilirsiniz, resim atölyesi evresinde olabilirsiniz ama bu işlerin hepsi size o kadar güzel oluşum sağlayacak ki gücünüze güç katacak. Hem renkli yaratıcılığınız hem de işteki, dışarıdaki işleri çok büyük başarıyla elde edeceksiniz. Yani title beklentiniz varsa hak ettiğiniz title'ı alacaksınız. Bu ara sosyal medya üzerine büyük şirketlerde çalışıyorsanız, yazılım üzerinde ve bu konular sizi yöneticinizin tüm maillerine siz ilgileniyorsanız ve bu konuda başarınız ve hak edilişiniz sizi fazlasıyla ön plana atacak. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz işle ilgili çok mücadele edip ve geçmiş iş yerinizin patronuyla destek alarak bu kapınızda size büyük destekçi olacak. Aynı şekilde yüksek lisans, master ve dil eğitimleri ile ilgili radikal kararlar içerisindesiniz. Hem ünvanınız hem de hayatınızda yeni alanlarda keşfederek kendinizi farklı alanlarda ispatlamak istiyorsunuz. Bunun için de doğru zaman. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu konuda çok yorgunsanız bu iş yeri artık size zevk vermiyor. Burayı devredip kendinize yeni bir alan yaratmanız lazım. Bunu da bu yıl çözmeniz lazım. Bir dahaki sene bu şirketi batıracaksınız ya da bu yerinizi. O yüzden şimdiden devretme kafanıza oluşturun. Aile işimiz, büyük bir iş kapımız varsa bu sene çok güzel ihaleler, çok güzel anlaşmalar söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar bu Haziran sonu yeni ihalelerin sizin kapınızda
aydınlık yaratacağı gözüküyor. Pes etmeyin, mücadele edin. Devletten atıldıysanız ya da işinizden atıldıysanız, iş mahkemeniz, yakın dönemde iş iadeniz, size verilmesi gereken haklar, parçalı faiziyle ödenecek paralarınız var. Çok yüklü borçlarınızla alakalı noktada sistemli ve radikal ödemelerle birlikte aracınızı değiştirmek, yeni bir araç almak en büyük hayaliniz. Bunu da Allah nasip ederse Temmuz'un sonuna kadar halletmiş olacaksınız. Şimdiden bu ödemeleri halledin. Temmuz'da o gri arabanız sizin kapınızda gözüküyor. İstediğiniz logo şeklinde sizin kapınızda, bilginiz olsun. Dışarıda ekstra işler yapanlar için rehber olabilir. Yurt dışı bağlantılı, şehir dışı bağlantılı rehber olabilirsiniz. Kazançlarınız ve size ekstra kazançlar acayip keyif yaratacak. Bunu biriktirmenizi ve bu kefen paranız olması gerektiğini unutmamanız gerekiyor. Yani kazancınızı ödemeler ama ekstra primlerinizi, kefen paranızı yapmanızı istiyorum. Çalışan çiftler için özellikle bu ara iş ve özel hayat birbirinin içerisine girdiği için ne işten anlayacaksınız ne özel hayattan. Çarşamba, perşembeye kadar gerginlik var. Cuma tam böyle rahatlamışken, cumartesi yarım gün çalışırken yine aynı tempoyu pazar yaşayacaksınız. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. İş hayatınıza yansıyabilir diyorum. Özellikle duygusal noktada ayrılmak radikal karar ve kalbiniz başka bir insana atmaya başladı. Yolunuz aydınlık olsun. O insanı da artık sevmiyordunuz, idare ediyordunuz yalnız kalmamak için. O insana da ayıp, size de ayıp diyorum. Aynı şekilde uzun soluklu ilişkinizle ilgili gelecek vadeden konuşmalar hep ileri bir geri, bir ileri bir geri, artık tamamıyla geri olacak ve bunu bitireceksiniz. Söz ya da nişan konusunda radikal kararlar alanlar, yani Kurban Bayramı, bu konuşmalar Kurban Bayramı'nda gündeme gelecek. Bayram bittikten sonra söz, tanışma, aile düzeni ve aile apartmanına gelin ya da damat gideceksiniz. Anlaşabilir misiniz? Zor bir karaktersiniz. Ona göre net karar vermenizi istiyorum. Boşanma zorluğu yaşayan ve bir türlü boşanamayan çiftler, ailenizin desteğiyle bu dengeden kurtulmuş olacaksınız diyorum. Evet, bir de gizli nişanlı olanlar, herkes tarafından bilinip ama kimse kabul etmeyenler, hemen evlilik yapacaksınız, yolunuz aydınlık olsun. İstenmeyen gelin, istenmeyen damat sürpriz evlilik yapıyor. Hatta yurt dışı ile ilgili bu konularda araştırma, Yunanistan farklı bir noktaya yerleşerek düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Bunu da çözeceksiniz diyorum, merak etmeyin. Sevgili ev hanımları, evet yorucu, stresli, aynı şekilde hijyen takıntısı içerisinde olacaksınız. Hani halılar silinecek, koltuklar yıkanmaya verilecek, camlar silinecek, perdeler de yeniden dikilecek bir haftanın başlangıcı. Vücut kaslarınızda yıpranma olabilir, dikkatli olun. Eşinize bu hafta kafayı takmayacaksınız. Çünkü bir sürü işiniz olduğu için ona kafayı takmayacaksınız. Onun iş ve para sıkıntısı gündemini duyup üzülebilir, ona destek olabilirsiniz. Aynı şekilde para sıkıntısı yaşayan evli çiftlerimizle alakalı da aile büyüklerimiz ve de yakın çevreden gelecek para sizin hanenizdeki krizleri düzeltecek, merak etmeyin istiyorum. Evet sevgili gençler, yorucu bir haftayı geride bıraktınız. Şu an sevgilinizle tatil planı içerisindesiniz. İyi ve uğurlu gelecek ama çalışmanız da lazım. Üniversite hayatında eğitimler çok zor, kitap vesaire. Lütfen gidin tatil yapın, 2 ay çalışın, enerjiniz değişsin. Sağlık olarak mümkün olduğu kadar göbek yağı, karın yağlarımızla alakalı sıkıntılar, operasyon olmak isteyenler bir an önce olması gerekiyor. Eğer ki Temmuz'u geçirirsek burada sıkıntı olabilir, bir an önce yapın. Aynı şekilde omuz düzlüğü, sırt kamburluğu, skolyoz gibi sıkıntılar olabilir. Doktor kontrolüne ihtiyacımız var. Bir de 20'lik dişler ağrı yapıyor olabilir. Diş doktorunu unutmayın. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balık olan güzel takipçilerim, yorum yazmayı, takipte kalmayı, paylaşmayı, herkese yaymaya ne dersiniz? Kanalı büyütmeye çalışıyorum, destek olun istiyorum. Eski dostlar, eski çevre, eski ilişkiler, eski kıskançlıklar, o seni niye baktı, o seni niye etiketledi, o niye kalp attı, kaoslarımız olabilir. O yüzden biraz ilişkimiz ve biraz evlilik hayatımız, geçmiş konulara böyle kınk kınk yapabilir, saçma sapan tartışmalar yapıp birbirimizi incitebiliriz. Lütfen dikkatli olun. Güneş 21 Haziran'da, Güneş artık Yengeç 17.52'de 57'de gerçekleşecek. Daha duygusal bakarak daha mantıklı hareketler edebilirsiniz. İş hayatınızda, eski iş çevrenizdeki insanların size sürpriz haberi sizi çok mutlu edecek. Oradan yeni bir teklif, beklenti içerisinde olduğunuz konumun açıklığı ve birilerinin desteğiyle o planladığınız nokta hayırlı ve aydınlık olacak.
Eğer aynı stabil bir noktada çalışıyorsanız, yoğun toplantılar, yoğun girişimci ruhunuz ve işin yoğunluğu sizi bu hafta çok yorucu, hani deriz ya, uykum yok ama daha çok büyük işlerde başarı sağlamak istiyorum diyeceğimiz bir döngüdesiniz. Hayırlı olsun. Devlet ya da kurumsalla alakalı devlet bağlantılarda evrak yenilikleri, evrak krizleri söz konusu olsa da başarınızda zarar gelecek nokta değil. Ama gözleri renkli, hafif kumral, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Bu hafta bu insanlara dikkat edin. Enerjileri sizi kemirecek. Lütfen Ayetel Kürsi'ni, As Felak ve Yasin okuyarak enerjinizi değiştirebilirsiniz. Çünkü gerçekten baş ağrınız, yok belim ağrıyor, yok tansiyonum düştü, yok birinin bana enerjisi, gerçekten göz enerjisine gireceğiniz için bu sıkıntılarımız ön planda olacak. Aynı şekilde şirketiniz size bir ofis, emlakçıysanız size bir yer ve alan oluşturacak. Büyük bir firmada küçük ofisler ve oluşumlarda yer alacaksınız. Büyük hani deriz ya, seminerlere katılarak şirketimizi tanıtmak, bunlarla ilgili çok büyük görevler size verilecek. Sabır ve başarıyla bunların hepsini çözme. Yani bu hafta bu konular gündemimizde olacak. Yani böyle konularda başarı sağlayacaksınız. Yani bu hafta bunlar olacak değil. Bunların altyapı, haberler, diyaloglar alarak sisteminizle ilgili size uyarı veriyorum. Bilginiz olsun. Aynı şekilde ortaklı işlerimizle ilgili yaşadığımız krizler, ortak ayrımı, radikal kararla daha sakin ve daha düzenli bir noktaya giriş sağlayacaksınız. Eğer uçak mühendisi, uçakla alakalı bağlantı, iş beklentisi, havacılıkla ilgili beklentiniz varsa belli kurslar ve belli eğitimler alarak o kapının fırsatını yakalayacaksınız. Özellikle pilotsanız, herhangi bir pilotsanız, yurt dışından çok güzel bir teklif var. Burayı bırak, 3 yıl yurt dışında çalış, hayatını yaşa diyorum. Eşini de al götür diyorum. Evet, bu arada bazı aile işimizle ilgili ayrılması gereken kollar var. Yani bu bölüm, bu kardeşimizin, bu bölüm, şirketi satmadan, hakları satmadan bunları ayırmanız lazım. Çünkü şirketinizin bazı borçları var. Saçma sapan satarak şirketinizi dağıtmayın, yazık etmeyin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşiniz yöneticiyle tartışabilir, evde bir gerginlik olabilir. Siz de onu önemseyemeyebilirsiniz, duygusal boşluğa düşebilir. Ona sürpriz yemek yaparak, onu dışarıda vakit geçirerek enerjisini düzeltebilirsiniz. Bu ara çok çocuklu ailelerde güzel bir ev anahtarı arayışında olacaksınız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Aşk konusunda yeni insanlar, yeni çevre, yenilik söz konusu olacak. Yanlış aşka yelken açmaya o kadar müsaitsiniz ki. Yani bence bu dönem aşkı değil, duygunuzu tamir etmeniz lazım. Uzun soluklu ilişkiler daha ciddiyet evresine. Karşı tarafa aşık olduğunuzu, sevdiğinizi söyleyeceğiniz ifadeler var. Ya birlikte tatil yapalım, birlikte şunu yapalım. Hatta çok genç olabilirsiniz, evlilik planlıyor olabilirsiniz. İlk önce kariyer hayatınızı tamamlamanız gerekiyor. Hedefleriniz yurt dışı, ona göre hareket ederek yol almanız lazım. Uzun soluklu ilişkiler, gerçekten bayram sonrası yüzükler hazır, aileler çok mutlu, eviniz hazır, hayırlı ve uğurlu olsun. Bir de çok aşık olup ulaşamadığınız insanı devamlı stoklamayı bırak, o evleniyor, haberin olsun diyorum. Boşuna o hayal desin. Bir de belirsiz giden ilişkilerle ilgili de artık karar sizin elinizde. Böyle mutlusunuz, yalnızlık sizi çok fazla, ara sıra mesaj atsa mutlu oluyorum. İlişkim varmış havasında, bence bir psikoloğa ihtiyacım var, artık bunun farkına varman lazım. Eski ilişkimi özlüyorum, karımı, sevgilimi diyenler, onunla görüşmek, hani bir alan yaratacaksınız ama onun size sevgisi kalmadı, bu sorumsuzluğunuz, bu dağınık ruhunuz onu çok yıprattı. Hatta yüzünüzü, hatta çocuğu da göstermek istemeyebilir. Bilginiz olsun diyorum. Aynı şekilde kayınvalideniz ya da eltinizle sorununuz varsa yumuşamayabilirse daha sakin evde. Hani bu hafta affedilme, affetme, bağışlama, bağışlayıcı noktamızda olacak. Yapılan yanlışları insanlar sizden özür dileyerek sizi tamir edecek. Bu ara evli çiftlerimiz gerçekten, bu ara en önemli şey mutfak dolapları, boya, badana ve aynı şekilde yemek takımı, çatal, bıçak modundasınız. Ya elinizle yiyin, gereksiz para harcamayın diyeceğim. Şimdi gözünüz dönecek bana. Kesinlikle gözünüz dönmüştür bana. Evet, yemek çatal bıçaklarınız eksidi, değişmeniz lazım. Yemek takımınız değişmesi lazım. Özellikle mutfak dolaplarınız artık kabarmaya ve içteki parkeler kötü olmaya başladı. Ama bu mini bir tardilat 200 bin liraya mal olur. O yüzden boyayı halledin, gerek yok diyorum. Outlet'ten de bir sürü tabak ve çatal alabilirsiniz. Daha ucuza denk gelebilir. Eşinizle aranızdaki soğuk rüzgarlar iyileşmeye başladı. Çocuk tedavisi, çocukla ilgili radikal kararlar içerisinde olacaksınız.
Ama yasal mahkemelik sorunu olan bazı balıklar cezaevine girebilir. Ufak bir hani karakolda kalabilirsiniz, nezarette kalabilirsiniz. Bu ara bağımlılıklarınız artabilir. Bununla ilgili ceza alabilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Sevgili gençler, evet hayatınızdaki aşk doğru da eğitim ve kariyer hayatınızı dengelemeden buna evlilik kararına karşıyım, bilginiz olsun. Aynı şekilde sağlık olarak ruh sağlığımızı iyileştirmemiz lazım. Kendimizi bedensel yenilememiz lazım. Spora giderek yan kas, yan yağlarımız, popomuzun genişliği, vücut estetiği biraz genişlemeye başladı. Vücudu böyle yapıp böyle oluşturmanız lazım diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Her şey güzellikle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.